O Cemile teyzeyle bakkala falan diye niye el ele tutuşmuş ya? Nerede lan? Burada. Ne yapıyorsun lan? Ayı mısın oğlum, öyle vurulur mu lan? Kızım ben benim sana o tarafa bak diye ya, Allah Allah, konsantreni bozarsan işte böyle elin kıpkırmızı olur. Ayısın oğlum ayı. Hem konsantremi dağıtıyorsun, hem eli yapıyorsun, hem de abanıyorsun, öyle vurulur mu ya? Oğlum kızın eli kıpkırmızı oldu ya. Ya adı üstünde işte el kızartmacı ayın ha. Ayıp lan. Kızın gözünden yaş geldi. Mutluluk gözyaşıdır o Kamil, mutluluk gözyaşıdır. Bir saniye bile olsa elimi tuttu ya, ondan gözleri yaşardı. Oy. Yeni mi? Yeni. Günaydın millet. Günaydın. Günaydın. Abi nerede kaldınız ya, ağaç olduk burada. Geldik işte abi, Allah Allah. Grupta kaç tane kız var? Alışamadınız mı bu kadar sene beklemeye? Ne iş? Niye beraber geldiniz? Ne diyorsun kızım ya? Ne var ya, hani öyle hem beraber geldiniz hem de böyle güler yüzlü geldiniz ya, ondan sorduk. Ne var? Suç mu yani mutlu olmak? Ha yani işte benim yolumun üstüydü gelirken. Sevil'i de alayım dedim, yol üstündeyken eve dedim. Okula dedim buluşuruz dedim, oradan okula gideriz dedim. Bırak oğlum, ne yolun üstü ya? Sen burada oturuyorsun, Sevil orada oturuyor. Kimin yazın? Allah Allah kızım, ben o taraftan dolaşınca Sevil'in evi benim yolumun üstü olmuyor mu? Ya tamam bırak, ne açıklama yapıyorsun bu meraklara? Boş ver. Ay tamam ya, bir şey demedik. Şu elimin acısına deva olsun diye ki dedikodu yapalım dedik, onu da çok gördünüz. Vurun vurun, siz de vurun. Ne oldu ya? Ne oldu eline? Ne olacak ya? Bu ayıyla bir kızartmaca oynadık. Hele mi hele yaptı, konsantremi bozdu. Bir de bir abandı balık. Kesin elimde çatlatmak, çatlak. Hayvan mısın oğlum ya? Çüş. Kıza vururken hiç utanmadın mı lan? Ben sordum abi, utanmamış. Ya ne utanacağım güzel kardeşim ya. El kızartmacıda üzerime adam tanımam dedim. İlla tutturdu, gel seninle beraber el kızartmacı oynayacağız dedi. Maksat eli elime değsin. Her güzel şeyin bir bedeli var değil mi şekerciğim? O kadar iddialısın yani. Evet güzel kardeşim. Hayırdır söylemesi tirafacığım. Bu el kızartmaca olimpik spor olsa kesin altın madalyam var. O kadar diyorsun yani. İyi tamam, gel bir beraber oynayalım ya. Yalnız tirafo kardeşim, seni baştan uyarayım. Bu bir güç göstergesi değildir. Bu refleks sporu da. Doğru, refleks sporu. Zaten biz de senin reflekslerini kontrol edeceğiz. Devam, devam. Hadi bak, sana avans veriyorum ha. İlk önce sen başlayacaksın, tamam mı? Yalnız bir şey söyleyeceğim. Eğer ıskalarsan ve sıra bana geçerse seni bütün kızların önünde ağlatırım, haberin olsa. Ya bir şey diyeceğim. Sen yine de dikkat et, baksana kızın eline biçim olmuş. Sen merak etme aşkım. Sen merak etme ya. Bir dakika, bir dakika. Biz orada böyle açlı maçlı bir şeyler duyduk ama pek anlayamadık. Sakin ol, bir susarsan. Yani ben senin intikamını almaya çalışıyorum ya. Bana bak. Başlayalım ha, eğer korkup kaçacaksan yani. Korkan senin gibi olsun ya, hadi gel. Tamam. Ben dinden hazırım güzel kardeşim. Fiti, telefonun kamerasını çıkar. Telefonun kamerasını çıkar, kameraya çekmelisin. Bu anı kameraya çekmelisin, tamam mı? Reflekslerimin ne kadar kuvvetli olduğunu Alice'in görmesini istiyorum. Ve bana bir kere daha aşık olmasını istiyorum. Bir kere daha mı? Çek çek, Alice'e gösterir. Hadi bismillah. Ne oldu? Bravo da gibi. Ne oldu? Ne oldu? Ne bu? Sana başta söyledim, bu bir güç oyunu değil dedim sana. Ha? Niye yüzüme tokat atıyorsun? Hani el kızartmacı oynuyordun? Doğru, el kızartmacı oynuyorduk ama hani sen daha demin bir kızın canını acıttın ve hiç yüzün kızarmadı, utanmadın ya. İşte bu onun efekti kardeşim. Şimdi birazcık daha insana benzemişsindir. Vallahi Orçocuğum, Alice bunu görünce sana bir daha aşık olacak ya. Şşş, filo garipti lan. Filonu kimseye gösterme. Filonu. Bırak. Silmek yok. Sana bir çift sözüm var Kirapo kardeşim.
Bu tokat bana atılmış bir tokat değildir. Bu tokat centilmence yarışan bütün sporculara atılmış bir tokattır. Allah Allah, ben sana atmam ya. Yani eğer kabul olmadıysa bir tane daha atabilir. Bak ya ama yalnız dua et, burada kızlar var. Yoksa senin ağzını burnunu patlatırdım küçük. Sonunda artık benim intikamım da alınmış olduğuna göre buna gidebiliriz. Ne o? Beni beklemeden mi gidiyorsunuz? Cumhurum! Böyle birazdan tezler rahat yapacağınızı bilseydim daha önce dönerdim. Haber verseydin ya kızım. Ay hoş geldin. Kendine geliyor. Esma. Neredeyim ben? Hastanedesin Sultan. Ne oldu bana? Ya düğün salonunda bayıldın. Ben de aldım buraya getirdim seni. Size mi bayıldım? Ben size bayılıyorum zaten ki. Yavaş gel kız. Hastasın. Nasıl yani? Size hastayım diye mi yatırdılar beni hastaneye? Ya ne alakası var deli kız? Düğün salonunda bayıldım. Öyle apar topar aldık. Getirdik seni buraya. Şimdi fazla zorlama kendini. Fazla konuşma, tamam mı? Gücünü harcama. Peki bey. Doktor bey de geldi. Nesi varmış hastamızın doktor bey? Bütün tetkikleri yaptık. Görünüşte bir şey gözükmüyor. Bu bayılma muhtemelen strese bağlı bir bayılma. Ben bayılmaya bayılmıyorum efendim. Doktor House triplerine girmeyin hemen. Siz şimdi hasta dosyalarını da karıştırırsınız. Daha neler Esma Hanım? Ya doktor bey siz bakmayın ama yorgun biraz. Ne dediğini bilmiyor. Neyse ben devam edeyim. Esma Hanım'ın öyle önemli bir şey olduğunu zannetmiyorum. Biraz üşütmüş zannedersem. Ya da yakın zamanda bir şok geçirmiş. Şok. O nasıl düğün sarayıydı öyle? Ya kızım, ya biz de bayılmadık o düğün salonuna. Ama ne yapalım, paramız ancak ona yetiyor. Ama ben görür görmez şak diye bayıldım o salona. O kadar mutsuz olduysan başka alternatiflere bakarız sultanım. Bak doktor bey haklı. Salonu görünce şok geçirmişsin. Ne yani doktor bey haklı da ben o varoş düğün salonunu görür görmez şakadına bayıldım diye haksız mıyım? Ya kızım ne diyorsun ya? Tamam bir şey demedik, bu kadar alıngan olma. Benimkisi soğuk alınganlığı efendim. Siz bakmayın bana. İyi o zaman bir şey yokmuş. Yani biz gidebilir miyiz doktor bey? Ben bir iki gün daha kalmanızı tavsiye ediyorum. Hala yapmak istediğim bir iki test daha var. Ama benim okula gitmem lazım. Seçkin aile çocuklarım var. Tatlıcıklarım beni bekler. Mümkün değil. Size serum bağladık. Yorgunluğunuzu alır ve kendinizi daha iyi hissetmenizi sağlar. Hadi geçmiş olsun dedi. Eyvallah. Bana ne? Ben gideceğim işte okula. Eğitim şart. Eğitim şart tabii. Özellikle sana. Doktor kızım bu. Dinleyeceksin. O hastanede kalınacak dedi mi, kalınacak. Güzel olduğunuz kadar küstahsınız da. Ama bayılıyorum ben sizin bu hallerinize. Bugünlük bu kadar bayılma yeter. Kızım çok sevindim ya. Ben de çok sevinirim sizin aranızda olduğuma. Ya ben dediğim gerçekten dedim. Cimbam dedim, okula dedim, geri döner dedim. Vallahi bir daha söyledim. Söylemedim mi arkadaşlar ya? Söylemedim mi ha? Söyledim ben. Gerçekten söyledim ya. Her kız evini birlikte yaşlanmayı hayal ettiği erkek arkadaşı nerede karaya oturacağı belli olmayan bir gemiye binip kaçtı diye okula dönmemezlik etseydi eğer okullarda insan kalmazdı demiştim. Dememiş miydim? Demiştim ben size. Vallahi bir daha demiştim. Çok bir susar mısın artık? Allah seni kahretmesin ya. Bakma sen buna abuk sabuk konuşuyor. Aslında Orça bir yerde haklı. Ya ben zaten hep bir yerde haklıyım. Ama o yerin neresi olduğunu bilmiyorum. O bir yerin neresi olduğunu bir bilsem her zaman haklı olacağım. Hayat bir otobüs yolculuğu gibi. İnsanlar biniyor. Beraber seyahat ediyorsun. Sonra bazıları bazı duraklarda iniyor. Şimdi ben o indi diye yolculuğumu yerde bırakacak değilim herhalde. İşte bizim cimbamımız bu. Yalnız cimbamcığım benden sana tavsiye bir daha indi bin diye müsaade etme anneciğim. Orço
Daha demin onun yanağına bir tane patlatmıştım ya. Bir benzeri diğer yanağına gelecek kardeşim. Ya sen bakma bu turşuya. Tamam Güney inmiş gitmiş olabilir. Biz senin yanındayız. Seninle beraber seyahate devam ederiz yani. İşte ben de bu yüzden o kadar acıya dayanabildim. De sen az önce turşu mu dedin? Ben mi? Turşu mu dedim ya? Mert sürekli söylüyor ya, oradan böyle dilime dolanmış olabilir. Ya telefonun söylediği lafın senin nasıl diline dolandığını sormuyorum artık yani. Orçun, sen gel hele gel buraya. Tamam. Ya dursana şunun ağzına bir tane şöyle ben patlatayım. Vallahi mı? Vallahi. Buyurun, buyurun. Ya siz ne kadar harika bir çift oldunuz ya. Ne harikası ya, ne harikası. Bunlar vallahi böyle sinirlendikleri zaman sağlı sollu karı koca dalacaklar bana ya. Karı koca ne lan? Karı koca ne oğlum? Ne oldu? Ha? Niye sinirlendi şimdi bir anda? Niye kızdın? Yoksa sen de paşa gibi kızı kullanıp bir kenara mı atacaksın? Doğruca bak seni var ya okul hayatım boyunca döverim ha. Şaka ettim. Gerçekten şaka. Şaka. Gerçekten şaka ettim. Gerçekten şaka. Benim cimban bana kızmaz ki. Benim ne kadar iyi kalpli, temiz kalpli bir insan olduğumu bil. Değil mi cimban? Bak, farkındaysan sana cimbom diyorum, yenge demiyorum. Çünkü artık bekar bir insansın. Benimle ilgili bilinç altına attığın düşüncelerini sandıktan dışarı çıkarma zamanı gelmedi mi acaba? Ben o düşünceleri naftalinlemeden koymuşum, güveler yedi o çocuk. İç gibisi olarak gelirim diyorsun. Tamam, o da güzel kız. O zaman pis yediğinin okul vakti geldi. Ulan dijital Kamil. Hesap makinesi olmadan hesap yapamıyorsun herhalde ha? Biz artık 7 kişi değiliz, 6 kişiyiz. Ve bu yüzden grubun adını değiştiriyorum. Artık grubumuzun ismi pis altıda. Kabul edenler? 2, 3, 4, 1. Ne aldın? Niye ayağına gidiyorsun bana? Ha niye kaldırmadın? Orçucuğum, biz grubun adını değiştirmek isteseydik paşanın gitmesine gerek yok. Daha önceden değiştirirdik zaten. Çünkü zaten grubun geri kalanı seni adam yerine koymuyor. Bana bakarsan üst silahşörler de 4 kişi. Ha, üstülaşlar 4 kişi miydi ya? Dur bakayım sayalım. Ortos, Portos, Aramis, D'Artagnan. Harbiden de 4 kişi ya. Ulan Alexander Dumas'a bak ya. Bir tane silahşör kakalamış araya. Oha, sen Alexander Dumas mı dedin? İyi ya. Nereden biliyorsun oğlum yazarının ne olduğunu? Ya karım Berk'im, sen beni hiç kitap okumayan cahil cühela bir insan mı zannediyorsun ha? Öyle mi zannediyorsun? Gerçi şimdi yukarıda Allah var yalan söylemeyelim. Ben o kitabı gerçekten okumadım. Ama filmini izledim. Filminde diyordu ki Alexander Dumas'ın ölümsüz eserinden. Vay be! Oğlum ne espri yapıyorum ya lan. Edebiyat esprisi bile yapıyorum. Ben açtım kendimi. Gerçekten açtım. Vallahi. Bir gidelim. Gel sana paşa taklidi yapayım. Sarışınım. Allah Allah. Başım kahvaltı mı etsek? Şantiyeye geç kalma. Yok canım yani yarım saat geç kalsam ne olur? Okula geç kalınca ilk dersi önemli. Dersi önemli. Yapacak bir şey yok. Baklava dedim aklıma geldi ya. Ya şimdi var ya Karşıyaka'da olacaktık. Şöyle yapıp şöyle boyozları alacaktık. Uf. Bir de yanında yumurta. Üf. Çok fena ya. Aşkım sen bana kızgın mısın? Yo. Niye? Kızgın olmam için özel bir neden mi var? Yok canım. Vesvese ettim herhalde ya. Tabii canım. Ya niye kızgın olacaksın ki bana? Değil mi? Şöyle sana edersen ya. Daha gelmedik. Önemli değil, ben biraz yürümek istiyorum. Ceylan şuraya dönelim. Ya tamam sen indir beni. Ceyhun. Giderken akşam bunu unutmuşsun. Ne bu? Hani üstüne başına bir şeyler almıştın ya, unuttun mu? Ha, tamam teşekkür ederim, sağ ol. Bu arada içinden bu not da çıktı, belki okumak istersin. Ne bu? Şey. Bir de soruyorum. Ne bu? Not işte, ne olacak? Hay kafama, hay kafama ya. Bir ihtiyacın var mı kız? Varsa söyle yapayım ha. Bir şey istiyor musun? Evet, istiyorum. Güzel bir şaşalı düğüne ihtiyacım var. Ya kızım yapma böyle ya. Yani paramız yok diye vurma yüzümüze.
Nereden yani bu düğün niye düşmüyor dilinden? Dillere destan bir düğün olsun istiyorum. O yüzden dilimden düşmüyor. Aa, bak aklıma ne geldi. Kır düğünü mü yapsak acaba, ne dersin? Ya sultanım, sen her şeyin en güzeline layıksın. Ama ne yapayım yani, benim imkanlarımla bu iş bu kadar. Sen şimdi bırak düğünü müyünü, tamam mı? Şimdi bir iyileş. Gücünü topla. Heh. Az konuş biraz, dinle. O varoş düğün salonu beni mahvetti. Hala şoktayım. Ne yapacaksın? Ev kira, dükkan kira. Adam 3 çocuk okutuyor bir öğretmen maaşıyla, kolay mı? Gibi sesler kulaklarımda yankılanıyor. Uzatma kızım, dinlen biraz. Sanki bir varoş tarafından ısırıldım da yavaş yavaş kanıma karışıyor gibi hissediyorum. Bak, hastasın diye bu saçmalamalarına göz yumuyorum. Nereye bir iyileş, bunların hesabını tek tek soracağım sonra senden. Çok bitkinim güzel beyciğim. Yani büyük bir şok geçirdim. Acaba başka bir şok beni düzeltir mi? Mesela şaşalı bir düğün. Güzide müdürümüz Esma Sultan şu anda hastanede yatmakta. Kendisine son günlerin moda deyimiyle hashtag diren Esma Sultan diyor. Ve bir an önce hastaneden çıkmasını umut ediyoruz dedi Halitsiz abi. Evet. Elbette çıkacak. Ama Esma'nın dönene kadar okulumuz müdüresiz mi kalacak? Hasan Paşa var ya efendim. Dedi Halitsiz abi. Dikkat ederseniz Nedim Bey okulumuz müdüresiz mi kalacak dedi. Hem Halil hem Sezai Bey. Hasan Paşa'nın da müdürü olabilmesi için bir dizi operasyon geçirmesi gerekiyor haliyle. Saçmalamadan konuşsak nasıl olur acaba? Ya Esma Sultan'ın hastanede yatıyor olması olayı konuyu nereden nereye getirdi? Değil mi efendim? Evet arkadaşlar, konuyu fazla uzatmayalım. Oya Hanım geçici olarak müdürlük görevini yapsın. Ne diyorsunuz Oya Hanım, bu işin altından kalkabilecek misiniz? Ben her işin altından kalkabilirim zaten Nedim Bey. Güzel. Hasan Paşa, siz de müdür yardımcılığı görevinize aynen devam edersiniz. Tabii ki devam ediyorum. Ne güzel. Böylece okulumuz fedakar eğitim neferleri sayesinde böylesi bir kriz dönemini otorite borcuna düşmeden ve müdüresiz kalmadan kolayca atlatmış olacak dedi Halil Sezai. Müdürlük nasıl olurmuş göstermem için fırsat bu fırsat. Herkes görecek müdürlüğün nasıl yapılacağını. Eğer ben oyabilirsem herkes oyabilir diye bir şey yok. Bu okulu, bu öğrencileri sadece ben oyabilirim. Evet arkadaşlar, o halde toplantımız sona ermiştir. Herkes görevinin başına dönebilir. Ama bir dakika, bir dakika. Müdüreniz Oya Hanım kalkmadan siz nereye beyler? Biraz nezaket değil mi? Tabii ki. Buyurun müdür ağabey. Buyurun efendim. Vale, vale. Buenos días, muchos gracias, muchos gracias, muchos muchos gracias. Ne yapıyorsun? Kimle konuşacağız? Şşş, şşş. Meşgul etme beni, meşgul etme. Hola. Buenos días. Soy telefone de Turquía. Sí, Turquía, Turquía. ¿Sabes hamburger? ¿No sabes hamburger? Hiç mi yok? Ne yapıyorsun oğlum sen? Kimle konuşuyorsun? Ne yapıyorsun? Şşş, iki dakika kafamı bulamadayım mı? Hola. Soy telefone de Turquía. Sí, Turquía. ¿Sabes hamburger? ¿No sabes hamburger? Allah aşkına, Allah aşkına Zekicim, ne yapıyorsun bana bir söyler misin? Arkadaşım, oradan ne yapıyormuş gibi gözüküyorum. Valla buradan bakınca İspanyolca telefon sapıklığı yapıyormuşum gibi gözüküyor. Ya bir sor bakalım, ben de telefon sapıklığı yapacak kadar İspanyolca mevcut mu? Ne yapıyorsun peki o zaman? Rüyamda canı çok kötü gördüm. Ağzı yüzü sararmıştı, çok fenaydı. Bir arayayım, bir iyi misin, nasılsın, halini hatırını sorayım dedim. Oralarda yalnızlık çekiyor mu, belki sıla hasretiyle kavruluyordur çocuk, ne bileyim. İyi de oğlum, canın Uruguay'daki telefon numarası bizde yok ki, nasıl arıyorsun? O yüzden ben de ne yapıyorum? Uruguay'ın kodunu sen gir,
Daha sonra da böyle telefon numarası salla, denk gelirse diye. Sonra açanlara da soruyorum işte. Canı biliyor musun? Oralar nasıl? İyi misiniz? Nasıl haliniz attınız? Yani sen şimdi Uruguay'dan rastgele telefon numaraları çevirip Can'ı tanıyıp tanımadıklarını soruyorsun, öyle mi? Böyle de vefalı bir arkadaşım. Ona vefalı değil, angut deniyor Zeki'ye. Uruguay'da kaç tane telefon numarası vardır, haberin var mı senin? O bilgi bende henüz mevcut değil ama yaklaşık 1000 küsur tane telefon numarası çevirdiğim kesin. O şişirdin beni, ben gidiyorum. Dur Allah aşkına, gidiyorsan git ama benim telefon numarası salla öyle git. Ne telefon numarası salla? Ha, benim telefon numarası salla öyle git. Yaz o zaman, 870 kodu gidiyor. 879, 35, 47 falan işte, çevir. Oya! Soy telefonu de Türkiye. Si, Türkiye, Türkiye. Sabes Camburger. Sabes Camburger? Si dedi Fırki. Si, evet, si dedi. Oğlum, bilgiyi si dedi. Sorsana o zaman işte, Can nasılmış, iyi miymiş, telefona verir misiniz falan. Sabes Camburger, muchos biraz. Ya bende o kadar bilgi mevcut değil, sen sor. Hello. I'm calling from Turkey. What? Camburger, the Camburger. No comprende falan bir şeyler değil. Bilmiyorum. Comprende de kom. Do you know him? No wink ne ya, no wink ne? Ya kapatır tabii. Ben sana İspanyolca konuş diye verdim. Biz sanki İngilizce bilmiyoruz. Ya neyse, kaşım bağmıştı, bir daha arayayım. Yakalamışken hazır. Ah be Can. Bizi bırakıp nerelere gittin be kardeşim? Hola. Hola. Yeah, I'm the same guy. Yeah. Vay vay vay. Varoş gülümüz okula dönmüş demek. Seni buralarda görmek ne kadar güzel. Keşke ben de senin için aynı şeyi söyleyebilseydim. Birileri ayrılık acısını atlatamamış anlaşılan. Neyse. Arkadaşlar böyle günler için. Tek başına da ne kadar sıkıcı oluyor ya. Kızlar, dün geceden beri birisi beni takip ediyor. Hani? Nerede? Polise haber verseydin kızım, sapık mapıktır. Canlarım, saçmalamayın. Dan diyorum. Follower olayı. Ha, öyle dedin. Anladım. Takip ediyorsa etmiş. Ne oldu şimdi? Ne olduğunu şimdi size göstereceğim. Bakın kızlar. Ay, çok tatlı. Baldan da. Çok cool değil mi kızlar? Cool erkeklere bayılırım. Ben de bayılırım. O yüzden bir şey yazdım. Ama daha cevap vermedi. Verir. Cool ya. Hani Arda'n alıyordur ya. Cevap verirsen bekle. İplememiş yani. İplememiş seni, kanka, iplememiş. Melis, seni şimdi bir ipleyeceğim burada. Sinirimi bozma benim ya. Cool erkek olduğu için iplemiyor. Şey yapmıyor, cevap vermiyor. Cool erkekler öyle cevap vermez, yavşamaz. Demek Alice kim cool erkeklerden çok hoşlanıyor ha. Alice kız, sen iste, ben senin cool'un kölen olurum. Haa, iyi mi? Espriye bak arkadaş ya, bilmediğim kelimeler hakkında bile espri yapıyorum ha. Açtım ben kendimi, gerçekten açtım ha. Bir şey kardeşim, cool ne demek? Şu cep telefonundan internete girip baksana hadi. Bakamam abiciğim, benim internetim kotalı, doldu bu ayda zaten. Ha, ben senin interneti nasıl doldurduğunu biliyorum. Asosyal seri katil, kılıklı pis sapık seni. Parça indirdim lan. Biliyorum ben senin indirdiğin o parçaları. Fıstık gibi parçalar değil mi? Fıstık. Çirkinleşme be. Müzik parçası indirdim. Ben şimdi cool erkeğin ne olduğunu bulamazsam Alice'i etkileyemem. Ve Alice'i etkileyemezsem de benim canım çok sıkılır. Canım sıkılırsa ben ne yaparım bilgi kardeşim? Sana sararım. Sürekli senin yanına gelirim. İnternetten bana böyle film indirirsin, oyun indirirsin. Bende laptop yok. Senin evine gelirim, senle beraber otururuz, oyun oynarız, film izleriz. Ne yapacaksın güzel kardeşim? Bir sevgilim yok ki benim. Yok, tamam. Bak ne yapalım biz biliyor musun?
şeye gidelim. Okulun bilgisayar laboratuvarı var ya, orada internet de vardır hem. Hem printer de vardır, icap ederse çıktı falan da alırız. Hallederiz şimdi. Aslan kardeşim benim, aslan kardeşim, canım arkadaşım. Bir tanesin tam, bir tane. Seri katil kılıklıya ne oldu? Şaka ettim. Alındın mı? Gerçekten şaka ettim. Aslan kardeşim, beyaz uçut kardeşim benim. Geç, geç, geç canım arkadaşım benim. Hadi gidelim. Hem gidelim güzel kardeşim. Tam bunu öğretin, her şeyi öğretin. Bir çay alayım mı? Bir meyve suyu, bir bisküvi alayım. Ha, yalnız 200 liram var ya. Bozuk param yok. Neye güldün? Yo, gülmedim. Bir şeye güldün gibi geldi. Boş ver. Sen söyle, ben boş verip vermeyeceğime karar veririm. İkoncan atarlı çıktı ha. İkoncan mı? Yalnız sana bir tavsiye. Sen dediciğine söyle. Sana bir ek kart filan çıkarsın. Yani limitsiz filan olsun. Ya da cebine 200 lira koyduğunda biraz da bozuk para koysun. Sonra gelip onunla hava atarsın, bozamazlar. Aç kalırsın. Yazık olur. Hadi afiyet olsun. Bir dakika, bir dakika. Hey! Aa, bir de basıp gidiyor. Kim ilk onca almış ne? 200 lirası ne saçmaladı o ya? Deli herhalde. Ne oldu ya? Ay, manyağın biri, dakika bir gol bir gelmiş yanıma. Haşlığımı bugün yeni aldım. Kantinciye uzatıyorum, çocuğun biri oradan laf atıyor. Yok 200 liramla hava atıyormuşum. Yok ben ikoncanmışım. Saçma sapan sinirimi bozdu ya, cins cins konuşuyor. Benim ikoncana benzer bir halim mi var? Yani boş ver canım, bu okulda cinsten bol ne var? Bırak. Hayır, bir de söyleyip söyleyip gitme nedir ya? Sen kimsin? Ya tamam cimbomcum. Yani öyle üst sınıflardan, öyle salak tiklerden biridir. Boş ver. Bak böyle okulunda ilk şeyi, ilk günü sen niye moralini bozuyorsun güzelim benim? Boş ver. Ne oldu yani? Ne konuşuyorsun? Ne konuşuyorsun? Yok bir şey ya. Çocuğun tek için bunu kıl etmiş. Kıl, kıl. Hangi çocuk ya? Adı ne bu çocuğun? Hangi sınıftaymış? Yakışıklı mı? Nereden bileyim salça? Ne sınıfını biliyorum, ne adını. Geldi konuştu, sinirimi bozdu gitti. Adını ve sınıfını bilmiyorum dedin ama benim yakışıklı mı soruma cevap vermedin. Demek ki çocuk yakışıklı galiba. Salça. Bak zaten sinirim bozuk biliyorsun. Ne olur üstüme gelme, bir de seninle uğraşmayayım. Ne dedim ya? Benim bu kafamdaki saç var ya, kafamdaki saç. Evet canım, görüyoruz kafandaki saçları. Şimdi benim bu kafamdaki saçın renkli örneğin uyumlu. Benim kuaför hiç kon nasıl yaptı biliyor musunuz? Ressam çağırdı, ressam. Uydurabileyim diye o tonları. Yok artık. Yani daha neler. Ya ben de tabii yok artık dedim. Ama işte Allah'tan benim kuaför hiç kon. Yani böyle zekiymiş de bir anda çakozlayıverdi benim ne kadar pimpirikli olduğumu. O kadar titizsin yani. Yani titiz konusunda pek bir yorumda bulunamayacağım ama ben sana şöyle örnekleyeyim tatlışko. Yani şimdi mesela ben atıyorum kaşlarımı aldıracağım. Önce hepsini böyle tek 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 saydırıyorum. Sonra mesela sağ kaşımda 824 tane varsa sol kaşımda da 824 tane olmasına önem veriyorum. Yani mesela 823 tane asla olamaz. Katiyen. Neden? Kedi misin sen? Dengen mi bozulur? Yere mi düşersin? Ay. Kafayı yemek böyle bir şey olsa gerek. Kızlar, bu okulda mı öğrencisiniz? Yani Orduşkon, biz bu okulda öğrenciyiz. Galiba ben sizi şaşırdım. Yani öğretmen demeyiz. Hatırlamadınız mı bizi? Pek çıkaramadım. Öğrenciye benzer bir haliniz yok. Hocam. İşte okul kıyafetleri var üzerimizde. Görüyorum. Eteğinizin üçte birini giymişsiniz. Ama benim merak ettiğim geri kalan üçte iki nerede? Hocam tamamı bu. Beş beş cevap verme bana. Ben koskoca okul müdüresi olabilirim. Bu etekler uzayacak. Ya nasıl uzayacak bu etekler ya? Boy mu atacak? Çocuk mu bu? Boy mu atsın? O zaman bacaklar kısalacak. İkisinden biri olacak. E bacaklar kısalsın. Yani Sadışkom, bunlar etek değil. Yani bilmiyorum, biliyor musunuz ama bakın bu bir şort, şort, bakın şort. Damlacığım, güzel kızım. Ne fark eder? Alttan çıkan bacak aynı değil mi? Kısa şort giyilmeyecek.
Oldu o zaman. Hatta İspanyol paça şort giyelim biz. Olur mu hocam? Bir de bu saçlar böyle iyidir böyle. Bunlar olmamış, bu saçlar olmamış. Yalnız saçları uzatmamızı istiyorsanız bunlar zaman alan şeyler. Yani tabii çok isterseniz postiş falan takalım yani doğal olmayanından. Saçlar topuz olacak. Ya ne topuz olacak, ne topuz olacak? Saçlarımı yeni kestirdim, topuz mopuz yapmam, koca kafalı olacağım. Hadsiz, sen öğretmenine koca kafalı mı diyorsun? Bakın buraya. Ben benden önceki müdürlere benzemem. Benim adım olabilir. Hem de her an. Şimdi hadi bakalım, doğru düşünüyorsunuz bu söylediklerimi. Uygulamaya başlıyorsunuz. Marş marş! Hadsiz! Kızlar, biz mi? Sizden başka saçları açık, topuz olmayan, etekleri kısa başka kızımız var mı? Yok mu? Var mı? Yok mu? Yok. Saçlar topuz olacak. Hocam, hayırdır? Ne oluyor böyle? Saçlar topuz oluyor falan bir ilgi? Hayırdır, gayet hayırdır. Yeni müdüre dönemine girdiniz. Bundan sonra her şey bambaşka olacak. Her şey çok aydınlık olacak. Beni örnek alacaksınız. Aynı benim gibi. Ben. Benim gibi topuz yapacaksınız. Aksi takdirde oyabilirim. Evet. Ben oyabilirim. Öyle topuz ben hayatta yapmam saçlarımı. Öyle topuz. Tamam. Seni burada bulacağımı tahmin etmiştim. Ben seni burada bulacağımı tahmin etmemiştim. Etseydim gelmezdim. Hadi ama Gülçiçek. Artık gerçek bir erkekle arkadaşlık etmenin vakti gelmedi mi sence? Gerçek bir erkek mi? Evet tabii. O Bayrampaşalı denen çakma mahalle delikanlısının senin kadar güzel ve alımlı bir kızı kaldıramayacağı belliydi. En nitekim kendisi de bunu anladı ve çekip gitti. Yani diyorum ki artık beyaz bir sayfa açıp birbirimizi daha yakından mı tanısak? Furkan. Efendim? Mesela bir ıssız adaya düşsem. O adada da adanın yerlisi maymunlar olsa. Bir de senle ben olsak. Ben yine o maymunlarla arkadaşlık etmeyi tercih ederdim. Senin suratına bakmazdım. Farkında mısın bilmiyorum ama bana hakaret ediyorsun. Etme. Furkan defol git. Bir daha da seninle çıkma ihtimalim olduğunu aklından bile geçirme. Güneyden sonra seninle çıkmak attığın eşeğe binmek olur. Bana bak sen fazla olmaya başladın ha. Ne demek güneyden sonra atlanayım bir şey bilmek olur. Burada duracaksın Kıvırcık. Ya sen geldiğin yere bir geri gitsene karışma. Yalnız benim geldiğim yerde. Kadınlar el kaldıranlar adam demezler. Şimdi defol git buradan yoksa ağzını burnunu kırar eline verir. Tamam. Şimdi gidiyorum. Ama bu yaptığımı yanına bırakmayacağım. Bu yaptığınızı yanınıza bırakmayacağım. O zaman aracının oğluyum ben. Yürü git lan. İyi misin sen? İyi. Biraz konuşabilir miyiz? Kızım evde daha rahat konuşuruz. İşim gücüm var şimdi. Ya vallahi benim için fark etmez. Çok da uzun sürmeyecek zaten. Allah Allah. Neymiş bu konuşmak istediğin mevzu uzun sürmeyecek olan acil olan şey? Anneciğim Mert'e bir özür borcum var biliyorsun değil mi? Ne? Benim özür borcum falan yok ona. Anne çocuk senin yüzünden nezaretlere, karakollara düştü. Senin yüzünden hapse bile girebilirdi. Özür dileyeceksin Mert'ten. Niye özür dileyecekmişim ben o telefon sapığından? Allah Allah. Telefona iyi üfleyemedim için mi? Ay anne yapma Allah aşkına ya. Bana bak sen de ondan uzak dursan iyi edersin ha. O telefon sapıklığından başka sapıklıklara geçmiş olmasın yani. İşte belli olmaz. Ya sen ne kadar sabit fikirli bir kadın oldun. Oynak fikirli mi olsaydım? Benim ona özür borcum yok. Özür dileme. Anladın mı? Anlamadım. Ben insanın hatalı olduğu bir durumda özür dilememesini anlamadım. Anlamıyorum. Ben de seni anlamıyorum. Bak sen beni anlamıyorsun ben seni anlamıyorum. Ne güzel anlaşıyoruz.
Tövbeler olsun ya. Hadi fikir kardeşim benim. Fikir kardeşim. Çekiştirme ya. Tamam gidiyoruz. Fikir kardeşim benim. Ay güzel benim. Yine bakire. Yine bakire. Hadi hadi hadi. Hadi hadi. Hadi. Tamam bir dakika. Dur tamam. Hadi, hadi kardeşim. Kabil. Dijital kabil. Ha! Hadi oğlum hadi hadi. Bir önce vur ya. Bir önce kurulup alıcı etkilemem lazım. Hadi. Oğlum bak doğru konuş. Vallahi bak bana. Şaka ettim. Gerçekten şaka ettim. Pisi pisi. Pisi pisi. Gel pisi 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 pisi. Gel pisi 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 pisi. Kardeşim gerçekten şaka ettim lan ha. Heyecanlandım, heyecan yaptım. O yüzden öyle yaptım ha. Hadi bir önce kurul olmak dedi. Dur hadi vur bana hadi. Oğlum bir sabırlı ol ya. Site açılıyor daha dur. Hah açıldı. Kurul olmanın yolları. Hadi hadi oku oku bir önce oku. Hadi söyle söyle hadi söyle. Okuyorum dur. Kurul olmanın birinci kuralı... Cool olmak istiyorsanız az konuşun. Az mı konuşacağız? Ha. Nasıl yani az konuşacağız ya? Ama hiç konuşmayacak mıyız? Ağzımızdan bir kelime bile çıkmayacak mı? Hani mesela böyle bir s**tan cevap vermeyecek miyiz ya? Oğlum bak şimdi doğruya doğru. Sen genel kültür sen de sıfır. Çok teşekkür ederim kardeşim. Doğru düzgün oturup kalkmasını da bilmiyorsun. Yani. Bir şey bildiğin, bir konu hakkında bir fikrin olduğu falan yok. Ya olur mu canım ya? Var şey konusu hakkında bilgim var. Bir sürü konu hakkında mesela şey. Oğlum işte bak cool olmak için az konuş derken adamın kastettiği aslında tam olarak bu. Diyor ki bilmiyorsan sus. Kendini batırma. En azından seni bir şey biliyorsun zannetsinler. Şimdi yani güzel kardeşim. Böyle biz susarsak, hiç konuşmazsak daha bilgili ve daha kültürlü zannediyorlar ve kızlar bize hasta oluyor öyle mi? Yani evet. Daha uğurlu oluyorsun. Anladın? Anladın ama çok. Onu sana söylüyorum. Şimdiden böyle daha kültürlü, daha havalı, daha karizmatik, daha bilgili görünmeye başladın. Borçalı Allah sen hiç konuşma abi. Allah hiç konuşma. Konuştukça batırıyorsun kendini çünkü. Bir hafta okula gelmedik, iki aylık ders işlemişler. Şimdi şu kaynak kitaplardan bulup çalışmazsam ilk önce onların önünde maymun olur. Gıcık gıcık. Merhaba. Bir şey diyecektim ben. Yaptığın hareket için yani Furkan'dan beni koruduğun için teşekkür ederim. Gerek yok. Sana özel bir şey değildi zaten. Ben zaten bana özel demedim ki. Ya sadece teşekkür ettim. Tamam. Ettin işte. Tamam. Ha bu arada. Yerinde olsam şu Furkan'ın çocuğa karşı dikkatli olurdum. Yani aşağılık kompleksin bir insan neler yaptırabileceğini bilemezsin. Her zaman yanında yardımcı olacak birileri de olmayabilir. Yani yerinde olsam babamın zenginliğine güvenip öyle her önüme gelene felik yapmazdım. Ya sen niye ikidir? Ay ne parası ne zenginliği ne diyor bu çocuk ya? Ay gıcığa bak bastı gitti bir de. Göstereceğim ben sana kim zengin tikisi. Kitaplar. Ay yemedik canım kitaplarınızı. Zaten bu ders buradayım ben eksik derslerimi ödevlerimi yapacağım. Arkadaşlar 15 civarında edebiyat akımı vardır. Derken Halil Sezai öğrencileri Sezai hocam Sezai hocam ufak atla civcivler yesin der gibi bakmaktaydılar. Realizm, naturalizm, romantizm ve daha saysam da aklınızda kalmayacak 12 adet daha izim vardır edebiyatta. O İzmirlilerin arasında o zaman o dişkom İzmitçe, İzmirlice falan da var değil mi? Yani sevgilimden biliyorum. Bir de tabii İzmitçe de İzmirlice de şey olsa gerek böyle boyoz, çiğdem falan falan öyle bir şeyler değil mi? Hı? Hocam bir de toynak edebiyatı var. Bu toynakçılar işte böyle yani mocişkom, mocişkom falan diye konuşuyorlar değil mi? Bak hiç muhatap olmuyorum görüyorsun. Olmayacağım yani ya. Lan bana yine toynak dedi ya ne garip bir insansınız ya. Biri bunu sustursun artık. Sen ne bakıyorsun bunlara anca toynaktan anlar bu varoşlar zaten.
Arkadaşlar susar mısınız lütfen? Madem bu kadar çok biliyorsunuz, o zaman sizi sözlü yapayım diye cümlesine cinaslı ve kinayeli kelimelerle devam etti Halil Sezai. Eyvah, yine sözlü yapıyor bu adam ya. Ya nereden çıktı sözlü ya sabah sabah? Evet, aranızda en sessiz, en sakin, kendine güveni en yüksek öğrenciyi kaldırayım da herkes örnek öğrenci nasıl olurmuş görsün. Orçun, gel bakalım tatile. Bravo, bravo. Hiç itiraz etmeden tahtaya geldiğin için Halil Sezai hocamdan kafadan artı bir puanı kaptım bile. Evet, seni test usulü sözlü yapacağım. Bu da eğitimde Halil Sezai farkı olsun. Sorun geliyor. Edebiyat türlerinin en eskisi hangisidir? A. Kompozisyon. B. Şiir. C. Masal. Söyle çözüm. Zor geldiyse hadi seçeneklerden birini ben eleyeyim. Kompozisyon değil. Ha? İki seçenek kaldı çocuğum, birini söyle işte. Hala zorsa bir ipucu daha vereyim o zaman. Böyle düz yazı değil de hani böyle uyaklı filan böyle dörtlükler halinde yazılan ha? Hocam arkadaşa tek seçenek de fazla geldi galiba. Konuşsana çocuğum, niye konuşmuyorsun? Konuşamam Alpin, konuşamam. Ne diyorsun? Konuşamam, konuşamam, konuşamam. Ne demek konuşamam, konuşamam? Ya bu La Fontaine hayvanları konuşturdu. Ben bir öğrenciyi konuşturamıyorum diye ayıplandı Halil Sezai. Çocuğum konuşmazsan nasıl sözlü yapacağız? Adı üstünde sözlü. Peki Orçun. Sen konuşamazsan ben de sana sıfırdan fazla not veremem. Sıfır. Odur. İki oyla. Muyum, ha? Ha? Maalesef değil kocuğum. Şu an senin vicdanının hiçbir önemi yok. Sadece oyabilirim vicdanına kalmış durumdayız. Konuşma. Rahat ol demedim daha. Rahat olma. Sağ. Önün çok açık. Bence ileride çok başarılı bir adam olacaksın. Ha, ben başarılı bir adam olacağım ama başarılı bir mühendis olamayacağım, öyle mi? Bence başarılı bir adam olmak, başarılı bir mühendis olmaktan daha önemli değil mi canım? Yani ben böyle ne çok başarılı mühendisler gördüm, iki çift laf edersin. Böyle ego kusarlar yüzüne, seni ezmeye çalışırlar. Anladım. Hayat dersine giriş, bölüm bir. Tamam, neyse. Notu aldın mı? Aldım. Ya gerek yoktu, teşekkür ederim. Nota mı ne gerek vardı? Gömleğe mi? Her ikisine. Tamam o zaman gömleği geri alayım ama not kalsın. Bayağı cimri çıktın sen ha. Şey, özür dilerim. Ben o zaman işin başına döneyim. Sana afiyet olsun. Peki. Sen anne. Durmuş bana özür dile. Bir tantana ama göreceğim veleti. Ya sen de bir özür dileyiver, bitsin. Allah Allah, ben niye özür diliyormuşum anlamadım ki. Çok meraklı, sen git sen dile. Gerekirse dilerim tabii. Yani özür dilemek insanı küçültmez. Tam aksi, yüceltir, erdemdir. İyi tamam, senin yararını bir tane yapıştıralım da sen öbür yararını uzatırsın o zaman. Ya sorma, sen niye böyle düşünüyorsun? Yani insan bir şeyde hata yaptı mı özür dilemesini de bilmeli yani, öyle değil mi?
İşte ben de onu diyorum. Gelsin özür dilesin. Ben bir telefon sapıklığı yaptım. Özür dilerim desin. Ben de şöyle bir düşüneyim bakalım. Özrünü kabul edecek miyim, etmeyecek miyim? Yani bence özür dilemesi gereken o değil ki. Ya Allah Allah, ben anlamıyorum ya. Ya telefonu açan o mu? O. Konuşmayan o mu? O. Bu telefon sapıklığı oluyor mu? Oluyor. E daha ne? Bak Söngü. Yani o telefonu sen açtın diye konuşmadı. E burada bir sapıklık söz konusu değil. Ya ben seni anlamıyorum ya. Vallahi anlamıyorum. Billahi de anlamıyorum ya. Ya bir de benim kocam olacaksın. Hani ona kızacağına bana kızıyorsun ya. Sanki evleri arayan sapık benim ya. Yok artık ya. Ya dur ya, çayımı niye alıyorsun? Çay may bitti. Hadi sen git, telefonun yaptığı çayları içersin. Hadi. Ya ben gideyim. Tabii bak. Peki, şimdi zil çalacak, geç kalırsın zaten, hadi. Ama sen yine bir düşün. Tamam, kapıyı dışarıdan kapatırsın, hadi. Kapatayım mı? Kapat. Tamam, bırak kapatma, ben kapatırım. Hadi. İyi, yap, tamam. Hadi. Tamam. Hadi. Piti, bil bakalım bak kimi. Orço sensin abi. Biliyordum Piti bak kimi. Ya bırak, gözümü kıracaksın ya. Sensin işte. Bırak. Ben Orço değilim diyerek sesini değiştirdi Orço. Zira Piti'ye kendisi çok sinirlenmişti. Çünkü senin o saçma sapan az konuşacaksın tripleri yüzünden Halil Sezai'nin dersinden sıfır almıştı kendisi. Sadece sıfır almakla kalmayıp Alice'in gözünde de itibarı sıfıra düşmüştü. Sinirden ne yapacağını bilemiyordu Orço. Birden Pişi'nin gırtlağına yapıştı. Onu öldürecekti. Ne yapıyorsun sen Orço? Orço ne yapıyorsun? Sen kendine gel Orço. Kendine gel. Ne yapıyorsun bana ya? Nereden birden Halil Sezai'ye bağladım ha? Daha iyi değilim. Daha ciddi değilim ben. Oğlum senin hata. Adam seni sözlüğe kaldırmış. Sen niye konuşmuyorsun ki orada? Doğru söylüyorsun. Gerçekten doğru söylüyorsun. Benim adamım. Neyse. Sinirim geçti güzel kardeşim. Yat işte. Doğru söylüyorsun. Hata bende. Ama sen ikinci kuralı okumak. Tamam mı? Alice, kendime aşık etmem lazım benim. Kendime aşık etmem lazım. Son gülen ben olmam lazım. Orçucuğum, zaten son gülen her zaman sen oluyorsun. Çünkü neden? Geç anlıyorsun Orçu. Lan. Bana bak, şimdi sırasını yemin ediyorum ya Tecimci. Suratına. Tamam dur. Kural 2. Neymiş dedi ya, hadi oku oku hadi ya. Lütfen oku sana hadi. Kim oku oku. Cool olmak isteyen erkekler özlü sözler bilmeli. Özlü söz mü ha? Ha? Böyle otobüs firması abicim. Ha? Özlü söz tabii. Öz Balkan. Öz Adana. Öz Antep. Özlem. Yok ya, olmaz, o fiil. Yok oğlum, öyle değil ya. Şey gibi mesela. Armut dibine düşer. Mum yukarı ışık verir. Süper. Gerçekten süper. Ya ben bu özlü sözleri ezberden Alice'e söylediğim zaman kızın da dibi dikecek. Onu var ya, özlü söz manyağı yapacağım. Özlü söz manyağı. Al bak. Ben senin için böyle printer'dan çıktısını da aldım onu. Bunlar en havalı hızlı sözler kardeşim. Aspaslık canım kardeşim benim. Oy, hadi çok seviyorum. Gerçekten çok seviyorum. Ben bu özlü sözleri Alice okuduğumda Orço çok kılsın yerine Orço çok coolsun diyecek. Bekle beni Alice. Seni özlü söz manyağı yapmaya geliyorum. Ne de olsa seni çok özledim. Espriye bak ya. Ulan her yerde espri yapıyorum. Açtım ben kendimi. Özlü söz manyağı yapacağım. Özlü söz manyağı. Saçlarım zaten kıvırcık. Bir de topuz yapayım mı hiç açılmasın? Ya nereden çıktı bu topuz hikayesi? Gözünü seveyim ya. Bu mudur topuz? Topuz diye bunu mu yaptınız? Topunuz toplanmış, bir topuz yapamamışsınız, utanın. Topuz, bakın benim saçıma. Gördünüz mü? Tek bir tel bile açıkta değil. Ya iyi de o diskom yani, biz memure miyiz? Yani biz öğrenciyiz, bizim topuzumuz bu kadar oluyor. Damla, sahi o yaptığın ne kızım? Hı? Japon şemsiyesiyle İrlanda çalısı arası bir şey. Ne bu?
Ya çıkan bu kadar oldu yani. Daha ne istiyorsunuz? Cevap verme. Cevap verme. Sana 10 dakika müsaade. Ya adam gibi toplarsın bu saçlarını, topuz yaparsın. Ya da ben gelip hoşanak keserim bunu dibinde. Ondan sonra da Kertoşlar Derneği'ne yollarım. Kertoşlar Derneği mi? Ama çıkan ne yapacaksınız benim Kertoşlar Derneği'nde? Mociş, mociş yok. Topuz saç var. Saçınız 1 santim dahi uzun olsa o saç topuz olacak. 10 dakika sonra geri dönüyorum. Ya. Ne kadar bilirsen bil, anlattığın karşındakinin anladığı kadardır. Ödü sözler de hazır. Şimdi gidip Alice'i etkileyebilirim. Yok, önce cool olmam lazım. Buyurun. Ben. Ve. İkbat, Melis, Meril ve tabii ki de Alice. Selam küçüğü. Bilir misin? Güneşi gözden kaçırdım diye ağlarsan yıldızları göremezsin. Ne diyorsun sen ya? Ne güneşi? Başına güneş mi geçti dışarısın? Alice, bütün renkler hızla kirleniyordu. Ve birinciliği beyaza verdiler. Ne diyorsun be? Renkler kirlenir mi hiç? Yani bütün renkler yarışmaz ki. Saçma saçma konuşma. Orço, iyi misin sen? İyi olmak. İyi olduğun için insanların sana adil davranmasını beklemek, vejetaryen olduğun için boğanın sana zarar vermemesini düşünmeye benzer. Hatta iyi olamıyorsan olduğunun en iyisi ol. Filozof olmuşsun bayağı. Yani baya baya da bir şeyler biliyorsun sen. Ne kadar çok şey bilirsen bil, anlattıkların karşındakinin anlayabildiği kadardır. Ha, burada doğru söylüyorsun. Doğru. Kime göre? Ha? Sana göre mi? Bana göre. Değişken bir şey oldu. Alice, sana bir şey söyleyeyim mi? Bazen ikinci olmak kaybedenlerin arasında birinci olmak demektir. Burada da haklısın. Eğer iki kişi arasında kalıyorsan ikincisini seç. Çünkü eğer birincisini gerçekten sevseydin ikincisini tercih etmezdin. Bu da doğru. Neyse Alice'ciğim, ben gideyim. Daha sonra sana söyleyecek çok lafım olacak. Çok. Peki bu çocuğa ne olmuş? Ben anlamadım, bu çocuğa ne olmuş? Evet, bir acayiplik var. Baksana bilgece laflar ediyor. Ama şimdi anlarız ne oldu. Kızlar dinleyin. 4 kere dinle. 3 kere düşün. 2 kere saate bak, 1 kere konuş. Aşk köprü kurmaktır. İnsanlar köprü kuracağına duvar ördükleri için yalnız kalırlar. Yani deminki laflar burada yazıyordu. Anlaşılan Orço kopyacı bir filozof olmuş kızlar. Kızlar tuvaleti. Kızlar tuvaleti. Kızlar tuvaleti. Ve erkekler tuvaleti. Yani bir tane tuvalet erkeklere nasıl yetecek o yani? Yetersiz kalmaz mı? Hayır, gayet yeter.
Bundan sonra erkeklere ait tek tuvaletimiz olacak, geri kalanlar kızların. Çünkü kızların ince bağırsakları daha kısadır, mesaneleri daha sabırsızdır. Kızlar erkeklere oranla daha çişlidir. Kızları benden daha iyi tanıyamazsınız değil mi Hasan Paşa? Tabii ki sizden daha iyi tanıyamam ama... peki pisvarlar ne olacak? Yani kızlar onları kullanamaz ki. Hah, kim demiş? Kızlar isterse her şeyi yapabilirler. Lütfen kızlarımızı hakir görmeyelim. Ben nice genç ve güzel kız biliyorum ki sakal büyük bırakabiliyorlar. Tamam haklısınız. Yani maazallah o kızları ben hiç tanımıyorum yeter. Sağ ol. Beyefendi kardeşim benim laflarımdan acayip etkilendiler ha. Apışıp kaldılar, dumur oldular oğlum, dumur. Beyin sucuklaması geçirdiler. Ha! Ne oldu kızım sırtı yok. Koca arkamda. Ne bu ya? Allah yönetmeyin. Sizin ne işiniz var burada ya? Erkekler tuvaleti burası. Erkekler tuvaleti bak. Bir sürü erkekler tuvaleti. Erkekler var burada. Kaçın hemen. Kaçın. Dur öğrenci. Ben müdürüm. Bundan sonra burası komple size ait tuvaletler zinciri değil. Size ait sadece bir tane tuvalet var. Ha? Nasıl olur öğretmenim ya? Bir tek tuvalet kime yetecek? Yetmez ki. Gayet yeter. Hayır önce ben gireceğim. Cüretin oğlum ya. Ben gireceğim ya. Çünkü ben gireceğim ya. Buyurun. Dakika bir, kaos bir. Oğlum bana bak, benim çok itişim var. O zaman önce ben geçeyim. Hayır, önce ben geçeceğim, kötücü lan. Ya çekil oğlum ya. Allah'a da atılıp kapatın. Ya manyak mısın desin oğlum, altıma yapacağım ya. Çekil ya. Çocuklar, biraz sakin olun. Önce biriniz gitsin, sonra biriniz. Tamam, ben önceden gireceğim. Ya, çekil be. Hayır, vallahi pataklar seni. Ya oğlum, bir daha dur. Çekil, kapatın. Kızlar, var mısınız ortaya bir oyun oynamaya? Bakalım o öz sözleri, bu kağıtsı söyleyebilecek mi bana? Ay Alice ya, Allah'ım söylemeyeyim diyorum. Sen ne saptık çıktın ya. Tabii ki o kağıt olmadan söyleyemeyecek. Tabii ki söyleyemeyecek o kağıt olmadan. Ay nereden bulduk biz bu kızla yakın arkadaşımız yaptık. Yanımızda dolaştırıyoruz. Rezil olduk yani. Ah Alice'ciğim. Ah sıfım benim. Ne kadar aydınlattın bizi bu konuda. Teşekkür ederiz. Rica ederim. Neyse hadi gidelim artık. Gitmek... Unuttum galiba ya. Aha orada Orço. Orço, Kalimero. Vay arkadaş, Ayş karizmama dayanamadı, yanıma geliyor. Oh, seni çakal seni. Bildim ben bu işi. Bir kere o Kalimero değil, Kalimera. Orçocuğum, ben senin şu öz sözlerinden çok etkilendim. Yani sen onları bana söyledikçe kendimi sana daha yakın hissediyorum. Birkaç tane daha söyler misin onlardan? Öyle şeyler söyleme, herkesin arasında içim gıcıklaşıyor. Bir tarafa oluyorum, kendimi çok iyi hissediyorum. Tamam, ben seni okuyayım şimdi ben de gel. Beni koydun mu abi kağıdı? Hadi ama Orço. Tamam canım benim ya, tamam aceleye gelmez bunlar böyle. Konsantre olmam lazım, düşünmem lazım benim. Bekle. Arkadaş, nereye koyduk biz bu kağıdı ya? Orço. Bekleyemem seni. Bak bekledikçe soğuyorum senden. Tamam canım benim. Tamam. Bekle sen bir dakika. Bak okuyorsun. Okumadın gidiyorum ben. Tamam. Bak ya. Okuyacağız biz bunu şimdi ya. Hey. Pudra ısırdın pişiye. Sakın gelme pişiye. Ne oldu? Almadın mı? Ha? O da yok canım, bu olmadı. Başka bir şey. Tamam, başka bir şey yok ya. Güzel olsan çekilmezsin, fotoğraf olsan çekilmezsin. Ha, o da mı olmadı? Arkadaş, ben bu kağıdı nereye koydum ya? Orçun, sen bu kağıdı mı arıyorsun? O kağıdı sende ki var. Sen kendini çok akıllı zannediyorsun ya. Aklın sıra bunlardan bana okuyacaksın. Ben de etkileneceğim senden ha. Orço, düş yakandan diyorum ya. İstemiyorum artık seni ya. Düş yakandan. Sersem. Sen bu kızı çok seviyorsun. Ben size vereceğim. Söz. Hayır, bu da çok seviyorsun. Allah'ın gerizekalısı. Hay arkadaş ya, ilk defa sonuca bu kadar yaklaşmıştım. Bir de Alice'in dudışlara. Ama olmadı ya. Benim daha başka bir cool olma yöntemi bulmam lazım. Hadi beyler biraz çabuk olun, altımıza kaçırmayalım ya.
çık artık ya. Altımızı yapacağız. İki dakikadan fazla duranı atın dışarı hocam. Çocuklar, lütfen sakin olun. Yani içimizde kabız olan vardır, karnı ağrıyan vardır. Sakin olun lütfen, sakin olun. Ne alakası var hocam ya? Bir tane tuvalet bu kadar rahat şey etmiyor ki hocam. Ya ne diyeyim, biraz dişinizi sıkın. Hocam bu olayın dişle alakası yok, çişle alakası var. Ne oluyor burada? Bu aç açı. Bu ne gürültü? Ne oluyor burada Hasan Paşa? Oya Hanım, huylu görüyorsunuz. Ya bir tek tuvalet erkeklere yetmiyor. Erkeklere hiçbir şey yetmez efendim. Az da idare etmeyi öğrenecekler. Öyle mi? Yani çocuklar bu gidişte altta ne yapacaklar? Yani bu nasıl bir şey böyle? Emirlerime karşı mı geliyorsunuz? Eğer karşı geliyorsanız paşalık rütbenizi söküp sizi Hasan Onbaşı yaparım. Bugüne bugün karşınızda bu okulun en yüksek rütbelisi duruyor. Bu ne? Hangisini soruyorsunuz? Rozeti mi? Altındakini mi? Eğer altındaki ise sizi üstünüzü gözle taciz etmekten şikayet etmek durumunda kalacağım. Hoppala. Ya tabii ki rozeti soruyorum. Rozet, benim emirlerime neden karşı gelmemeniz gerektiğini, birebir uygulamanız gerektiğini hatırlatmak için. Gördünüz rozeti. Şimdi lütfen bakışlarınızı üst bölgemden çeker misiniz? Tövbe ya. Tövbe ya. Tamam, tamam. Çekiyorum. Lütfen siz de bu duruma bir çeki düzen verir misiniz? Bence böyle gayet güzel. Devam. Bana deselerdi ki böyle arkadaş grubunun arkasına yürüyen çift olacaksınız. Vallahi hayatta inanmazdım yani. Sanmıyorum ben bunu. Bir gün Orço ile Alice bile çıkmaya başlayıp bu grubun arkasında yürüyecekler derdim. Ya bir de sen de ben ya. Hiç inanıyor musun yani böyle bir şeye? İnandırıcı geliyor mu? Vallahi aklıma gelmezdi. Derler ki aradığın insan, hatta bulmak için dünyaları dolaştığın insan hemen yanı başında olabilirmiş. İyi. Neyse ki bizim birbirimizi bulmamız için dünyayı dolaşmamıza gerek kalmadı. Belki bir gün dolaşırız. Şey anlamında yani hani başka birini bulmak için değil de gezmek için beraber dünyayı gezeriz. Yani dünyayı gezeriz derken şey öyle şey anlamında değil de yani ailenin falan haberi olur. Böyle kaçırmak falan gibi bir şey değil de. Acaba ne konuşuyorlar? Ya kızım ne konuşacaklar ya? Karı ver diyordur ki yıllardır Orçun'un gözünün içine bakıyorum. Bana yüz vermedi. E ben de evde kalmamak için sana yamanmaya çalışıyorum. Sen de artık dön bir önüne ya. Yani aman meraklısın be. Bırak rahat çocukları. Sana da aşk olsun yani birisi. Tamam, kızma ya bak. Sadece meraklandım dedim yani. Hem niye aşk olsun bana? Hayır yani, hem o kadar teknoloji manyası hem de orada ne konuşuluyordu bana duymak için böyle bir düzenek kurmadım, kurmadım yani. Ne yapayım, karabiberin üstüne verici mi yerleştireyim? Aa, süper fikir. Gerçekten de çok güzel fikir güzel arkadaşım ya. Bak, yine fotoğrafta elektrik bol, böylelikle vericiye pil takmaya gerek kalmayacak. Espriye bak ya. O çocuğun iğrenç şakalarını trafo duyarsa seni Çamlıca tepesine verici diye diker biliyorsun değil mi? Duyarsa duysunlar. Trafodan mı korkacağım? Dua etsin karabiber benim tipim değil. O çocuğum. Sen benim hakkımda falan mı konuşuyorsun acaba? Ya bu güzel kardeşim. Ben senin hakkımın içiyle vakit tanmıyorum. Ben dedim ki çok yakışıyorlar bunlar dedim birbirlerine dedim. Allah dedim tamamını erdirsin diye. Öyle mi dedin? Evet kardeşim. Çok güzel, çok teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederim kardeşim. Bu ayetin yanında karabiber var ya, onun ağzını burnunu patlatırdım ha. Rabbisi, bunu bak, bana şunu öz sözlerden birkaç tane daha indirsene internetten ha. Oğlum kız numarayı yutmamış işte ya, bir daha yer mi? Oğlum yemezse yolunda yatsın. Ha, ekmeğe vakit oldu. Hasta mısın nesin? Güzel söz ya. Kim söylemiş bunu? Hipokrat mı? Bak! O espriye gel, kelime oyunlarına gel. Açtım ben kendimi. Gerçekten açtım ya. Ha, süper.
Vallahi tukara. Ne yedin lan? Şşt! Yoko! Zeynep, koskoca binanın demir mektajını yaptırıyorsun. İki dakikada bitmesini bekliyorsun ya. Olur mu ya? Zamanında biz de o yollarda az debelenmedik. Beton metrajı bitti mi? Ya beton metrajı kolay, hemen yapıyorsun ya. Bu demir metrajı kafayı yediriyor ya. İşkence resmi. Beton metrajının 650 metreküp falan olması lazım. Onu. Nereden biliyor? Sen hesapladın mı daha önce? Projenin sonunda yazıyor. Projenin sonunda mı yazıyor? Allah Allah. Burada yazıyor. Ya bu madem burada yazıyor, sabahtan beri beni niye cebelleştiriyorsun bunlara? Vallahi bak. Yemin ederim. Bak burada Dalyan gibi mühendis adayını çalıştırıyorsun. Emeğini boşa harcatıyorsun. Allah günah yazar. İsraf ya. Vallahi israf ya. Ya bu arada şaka bir yana, bilgisayar ya da projecinin hesabına sakın güvenme. Kendi malzemeni hesap makinelerini topla, kontrol et. Kontrol sende olsun. Şantajcı adamsın. Tamamdır. Tamam. Uy anacığım. Ama sen böyle yaparsan ben çalışamam ki ya. Tamam tamam. Başla. Havuz başı olmaz. Havuz başı düğün olmaz. Şuman başı olmaz kızım. Yeter be. Fenalık geldi. Ne oluyor kız? Ya sen adamı korkudan öldürecek misin? Ne yapıyorsun? Erkeğin özü, adamın dibi bildik. Bu ne uykusu böyle? Gören sizi bütün gece şey yaptınız sanır. Ay. Kız, ne biçim konuşuyor senin ağzın öyle? Gören de bütün gece beşik salladınız sanır efendim. Şurada hastalanıyoruz. Ne bir ilgi, ne bir alaka, ne bir şey. Hiçbir şey yok. Ya ne yapayım kızım, içim geçmiş. Hem diklenme bana öyle. Dikleneceğim işte efendim. Dikleneceğim. Bana ne? Yatağımı dik konuma getirin. Uykum yok benim. Getireyim, getireyim de. Neredeydi o, bir düğmesi vardı bunun. Düğme burada. Basıyorum ama kaldıramıyorum. Ama maşallah sinirlerimi kaldırmakta üstünüze yok. Horul horul uyuyorsunuz. Ben burada canımla mı uğraşayım, sizinle mi? Gerçi sizinle uğraşınca da canımla uğraşmış oluyorum ya. Siz benim canımsınız Dizel Beyciğim. Tamam kız, lagalugayı bırak. Bak burada biz de senin için uğraşıyoruz. Sinirlenince nasıl da çekici oluyorsunuz. Hah, bu düğme tamam. Bak oluyor. Ay. İyi mi? İyi, güzel, evet. Karnım acıktı. Oh. Ya kızım, iki saattir ömrümü yedin. Doymadın mı hala? Şöyle getirdim. İşte bu, hadi. Afiyet olsun. Tatsız, tutsuz bir çorba. Barış öğrenciler gibi. Aynı bizim ilişkimiz gibi desene. Efendim? Hastane çorbası kızım. Böyle olur.
Hadi sen iç, ben de azıcık kestireyim şurada. Ne demişler? Yarın elinden zehir olsa içilir. Siz için efendim. Hayda. Ya kızım, ya çocuk musun sen ya? İçirseniz ne olur sanki efendim? Çorbada sizin de tuzunuz olsun. Zaten tatsız tuzsuz çorba. Ya elin ayağın tutuyor maşallah. Yani sürekli çocuk gibi ilgi istiyorsun. İlgi istiyorum, evet. Ben buradan ilgililere sesleniyorum. Size demiyorum efendim. Nasıl olsa bana karşı ilgisizsiniz. Hastane yönetimine sesleniyorum ben. Onlar çorbamı içirirler. Ya tamam kızım, tamam. Aleykümselam Hamdi abi. Hamdi abi, ilerideki kasaları alırsın. Üçüncü katı abi. Tamam abi. Pardon, kolay gelsin. Sağ ol. Ceyhun Samyeli burada mı? Sağda olması lazım ama yok yok. Sahi, bugün sürekli patronun odasındaydı. Şuradan geçin, camekanlı yerden girin. Koridorun sonundaki oda. Teşekkürler. Patronun odasındaymış. O patron Zeynep mi acaba? Bak şimdi, kendine şöyle bir hesap tablosu hazırla. Ya ben anlamam bunun dilinden. Benim mis gibi hesap makinem var ya. Tamam, bir şey demiyorum senin hesap makinen. O dursun yine orada. Ama bak, böyle bir bilgisayarda hazırlarsan bunun çok işine yarar. Bak, çok kolay. Yükseklik giriyorsun, en birim ölçülerini giriyorsun. Tablo zaten otomatik kendi topluyor. Sen de zaman kazanmış oluyorsun. Ha, çok iyi anladım. Bak ben bunlardan anlamam. Ben eski kafaladım. Benim elimde abaküsüm var, şimşir ağacından. Ben ondan yapıyorum böyle 2 beton, 6-8 böyle yapıyorum. Allah. Sen dalga mı geçiyorsun patronuna? Ya ne var canım Allah'ım? Dinliyorum. Sen buna inandın mı şimdi abaküsüne ya? İnandım tabii, şimşir ağacın nereden aklına geldi? Oyuncakça parlıyor, anladın mı? Elçin? Elçin Hanım, Zeynep Hanım. Elçin? Hoş geldin. Elçin, hayırdır? Hangi rüzgar attın? Ne oldu Elçin Hanım? Zeynep Hanım, Elçin Hanım, aşkım Elçin. O benim, Elçin kız arkadaşım. Biliyorum Zeynep Hanım. Ceyhun sizden o kadar çok bahsetti ki. Merhaba, hoş geldiniz. Ceyhun Bey, siz niye bahsetmediniz bu kadar güzel bir kız arkadaşınız varken? Allah aşkına. Olur mu canım iş yerinde? Ne alaka canım, ne değil mi? Elçin, benim size Elçin diyebilirim değil mi? Olabilir. Şöyle oturun, buyurun. Teşekkürler Zeynep Hanım. Zeynep lütfen, Zeynep değil. Buyurun. Hayatım, hoş geldiniz. Çok mutlu oldum seni gördüğüme. Allah aşkına sen hayırdır, bir şey içer misin? Aç mısın, tok musun, dolu mu geldin, boş mu, nasıl geldin? Sen niye geldin, hayırdır, okulda bir şey mi oldu, bir şey mi oldu okulda? Ceyhun, sen niye bu kadar panik oldun? Yok değilim, o kadar değilim canım. Yok, endişelenecek bir şey yok, öyle sürpriz yapmaya geldim. Hem şöyle bir iş ortamını göreyim istedim. Tabii bir sakıncası yoksa. Yok tabii, yani bizim çalışma ortamımız işte inşaat işi, ne olsun, toz toprak, beton. Ceyhun'un artık böyle bir hayatı olacak. Yeni tercihler bekliyor kendisini. Canım, şikayetçi değiliz biz de bundan Zeynep Hanım, evet öyle. Tabii tabii, Ceyhun öyle bir bahsediyor ki kendi işinden. Çok sevdi mesleğini, ben eminim. Ceyhun Bey, Elçin'e bir şey ikram etsek, çay kahve. Tabii. Yok. Öyle uzun oturmaya gelmedim. Dediğim gibi bir bakmaya geldim. Gelin. Zeynep Hanım, yıllık denetim şirketinden geldiler. Şu demir kontrolleri için. Ceyhun Bey, siz eşlik eder misiniz arkadaşa? Tabii ki, ne demek, seveceğim. Bir de iki çay olmayayım. Ya kız. Nasıl fırladı gitti, gördün mü hemen? Evet. Ceyhun'un iş yerinde bilmediğim başka bir yüzü varmış. Biraz değişikmiş, şaşırdım. Gördüğümde iyi oldu tabii. Ceyhun çok gayretli, genç bir adam. Bence ileride çok başarılı bir mühendis olacak. Eminim, eminim. Yani inşallah. Yani mesleki olarak neyse de asıl insan tarafı çok farklı. Böyle dürüst, hemen içini açıyor.
Sahte değil. Sahici. Adam gibi. Kalmadı artık böyle gençler. Pardon. Yani çok şanslısın. Ceyhun yaşından çok daha olgun bir genç adam. Bu devirde artık böyle insanlar yok. Evet. Bulmanın zor olduğunu bildiğim için kaybetmeye de niyetim yok. Yavrum, ne yaptın? Aşkım hadi gidelim, let's go disco. Sen beni bugün ne çok şaşırttın ya böyle. Aşkım, vallahi şaşırdım ha. Geliverdin oralara böyle, hemencik. Zeynep mi geliyor? Aşkım dur. Bir dakika durduk, bir şey diyor herhalde. Gençler, evet ustaç. Zaten ya. Hani o polisi işinden var ya çok komik geldi. Elçin, bugün sana hiç de iyi bir ev sahipliği yapamadık. Yok canım, olur mu? İş yeri burası sonuçta. Yani ben gayet memnun kaldım. Teşekkür ederim. Yok yok. Ne yapalım biliyor musunuz? Hep birlikte bir kafeye gidelim. Hem laflarız hem de kendimizi affettirmiş oluruz. Aa, yani ben... Çok iyi fikir. Evet, bence de çok mantıklı. Evet. Gerek var. Ne diyorsun Ertuğrul? Aa. Nereye gidiyoruz Zeynep? Şu bizim şirketin ana merkezinde kafe var ya, biliyorsun sen. Oraya gidelim. Tamam, ne zaman? Ben işlerimi bitireyim, akşam buluşuruz. Akşam. Tamam, hadi görüşürüz. Neresi orası Ceyhun? Çok iyi oldu ya. Gidelim. Çok iyi oldu. Ne oldu ki? Allah Allah, niye gidiyorsun Ceyhun ya? Sofra hazır, karnı aç olan gelsin yesin. Hasan Paşa'm, ben yemek yaptım. Birazdan ısıtır yeriz, tamam. Sağ ol kızım, eline sağlık. Tabii ki yeriz, afiyetle. Ya ne gerek var işte, hazır burada yemek sofra, gelin yiyin. Aman be, yemezseniz yemeyin. Ben yedim ayrıca. Gider ben de komşumu ararım, orada biraz laflarım. Bu evde sinir mi kaldı? Senin nasıl gidiyor dersin? Vallahi nasıl gitsin Hasan Paşa'm? İşte bizim sınavlar yaklaştı, onlara hazırlanıyorum ben de. Bundan büyük sınav mı olur? Şu hale bak. Kukumar kuşları gibi oturmuşlar, çan 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 konuşuyorlar. Ha, benimle konuşmuyorsunuz. Konuşmazsanız konuşmayın. Çok da tın. Tın ne be? Bak bunları hep ben senden öğreniyorum. Ayıbıma bak. Telefondan niye ses gelmiyor? Bozuldu mu? Ne oldu bu? Ha, Hasan Paşa'm şey ya. Söyleyeyim de haberin olsun. Ben telefonun fişini çektim. Niye? Şeyden Hasan Paşa'm, şimdi insanlar evden buraya ulaşamasınlar diye ben telefonun fişini çektim. Nasıl olsa benim cebim açık. Yani ulaşmak isteyen bana cebimden dolaşır. Maazallah evi arayan sapık muamelesi görüyor. Birilerinin başı yandı, başkalarının da başı yanmasın, karakollara düşmesin diye ben de telefonun fişini çektim. Sen iyice saçmaladın bak ama. İyice saçmaladın. Valla doğru yapmışsın kızım. Yani karakolun başı yandı. Bari başkalarının başı yanmasın, değil mi? Siz yemek yiyecek misiniz? Toplayayım sofrayı. Oo Hasan Paşa'm, ben çok güzel taze fasulye yaptım. Çorba da var. Acıktığında söyle, ısıtır yeriz. Sağ ol kızım. Şu ajansı dinleyeyim. Beraberce yeriz. Hem benim bu barışma numaralarında karnım tok. Allah Hasan Paşa'm, benim de tok. Zıkkımın kökünü yiyeyim. Ben de toplarım sofrayı Abaküs'le beton hesabı yapıyorum deyince ben şok oldum tabii. Ama Zeynep ya, sen de bana hayatında hiç bilgisayar görmemiş muamelesi yapıyorsun ya. Olur mu hiç? Ya ne bileyim işte. Ayşe, ben böyle işe konsantre olduğum zaman her şeyi unutuyorum. Böyle espri falan tabii sonradan düşüyor bende. Yalnız Ceylan tam bir karşı yakalı hergeli. Öyle öyle, tam bir hergeli. Ya ama Zeynep, insanın sevgilisinin yanında... Yani yanında çalışan hergele falan oluyor mu şimdi ya? Olmadı mı? Hem iş yeri ciddiyeti iş yerinde kalır kardeşim. Peki patron. Patron? Patron yok. Burada Zeynep. Zeynep, Zeynep de patron denmesin. Zeynep gibi. Peki. Aşkım biz bugün var ya, yemekhanede öyle bir olay yaşadık ki. Aşkım şimdi bir kuru fasulye olayı var, tamam mı? İşte tuz... Uy anacığım. Aynı böyle yemin ediyorum böyle yapıyor ya. Thank you.
Oh. Karpuz da buz gibi olmuş vallahi Hasan Paşa'm. Böyle sıcak havalarda çok güzel oluyor soğuk soğuk. Aferin benim kara kızıma. Şöyle derinden derinden kesiyorum ki başkaları da kemirmesin diye Hasan Paşa'm. Kör, kör. Ne seyirsek televizyonda? Ya diziler de var gerçi ama. İşte benim dizi var, bırak oynasın canım. Ay Hasan Paşa'm, ben bir acıktım gibi ya. Diyorum ki biz fasulyeyi yemesek de ben dışarıdan şöyle iki porsiyon kokoreçle iki porsiyon midye dolmamı söylesem. Harika olur, harika olur. Bana bak kız, ben de acıktım. Orada midye tava da var, bana da söylesene. Alo. Celal Usta, ben iki porsiyon kokoreç, iki porsiyon da midye dolma istiyorum. Kız bana da söylesene. Hasan Paşa'm ya, sen de bir ses duyuyor musun? Galiba. Aman aman, sizin yemeklerinize kalmadım ben. Hasan Paşa'm, sana bir soru. Sor bakalım. Kendi nasıl çağrılır? Nasıl çağrılır? Heykel. Ayıp, ayıp. Tövbeler olsun. Peki, ben sana bir soru soracağım. John Wayne'i biliyor musun? Evet, evet. Sen galiba bana sordun Hasan Paşa'm, cevap veriyorum. Evet, John Wayne'i biliyorum. Bu hani kovboy filmlerinde oynayan adam. Bravo, evet o. Ta kendisi. Bak şimdi. John Wayne çocuk. Arkadaşlarıyla oyun oynuyor. Ve ebe. Arkadaşlarından biri John Wayne'e bağırıyor. Nasıl bağırır? Ebe Wayne. Hasan Paşa'm, biri bize dışarıdan kaynak oluyor gibi sanki. Vallahi bence de öyle. Ya tamam be, tamam, tamam. Ne tamam? Oğlum siz kazandınız. Tamam. Ne kazandı? Tamam, Mert'ten özür dileyeceğim, tamam. Oh, nihayet. Oh be. Ama bana da kokoreç söyle, hadi sipariş ola çıkmadan kızım. Sen söyleyeyim ya canım, çekil of. Midye tava ben. Ya sen benim ne zaman kokoreç yediğimi gördün? Aa, saygı sen yemezsin ya. İyi, geleni sen yersin. Sana söyledim zaten. Ay yerim anasını kuzusu bu. Yerim seni be, yerim. Karpuz yenme. Yiyeceğim. Git tabak getireyim. Aşkım, sen iyi misin? İyiyim. Hayır, bütün gece hiç konuşmadın da bir sorayım dedim. Yok, iyiyim. Yani konuya vakıf olmadım yalnız. Ya bu yüzden konuşmadın hiç. Yani. Bak eminsin değil mi? Hiçbir şey yok. Evet. Ceyhan, senin mutlu olduğun her şey, ben de mutlu oluyorum. Sen nasıl hissedersen benim için de iyi yani. Tamam o zaman. İyi geceler. İyi geceler. Konuşmadım bütün gece. Hiç konuşmadım. Şimdi konuşayım ister misin Ceyhun? Hayatım bir sakin ol ya benziyor. Sus o zaman, madem hiç konuşmadım diyorsun. Şimdi konuşayım o zaman, şimdi dinle. Ceyhun çok özür dilerim. Ben seni çok seviyorum, çok özür dilerim. Çok seviyorum, özür dilerim. Yani ben seni kaybetmek istemiyorum. Ben senin için hayatımı veririm. Bana kes de kolumu kesin gitsin. Öyle deme. Lütfen. Ben seni kaybetmekten hiç bu kadar korkacağımı düşünmemiştim. Gerçekten. Evet. Lütfen Ceyhun, lütfen. Konuşayım, bırak. Tamam, bir şey soracağım ama lütfen saçmalıyorsun deme. Böyle bir şey var içimde. İğneler batıyor. Çok canım yanacak, senin de çok canın yanacak. Yapma. Sen beni bırakma. Eğer
bırakırsam ben de onu amcaya bak. Cem, ben seni çok seviyorum. Yapıyorsun bari adam akıllı yap. Ya cool olacağım diyorsun, eyvallah tamam da o zaman o özlü sözlerin yazdığı kağıdı niye düşürüyorsun? Evet, orada üçkağıtçı olduğun ortaya çıktı. Ha gülün siz gülün, geçin dalgınızı oğlum. Benim gözüm Aris'ten başka hiç kimseyi görmez. Ya gitmişsin el alemin kızına göz koymuşsun, bir rahat bırak şu kızın peşini, gözümü seveyim ya. E sen el alemin sözlü çocuğuna göz koy koy, sonra bize laf söyle. Ortum ağzını topla. Ya da önce istiyorsan mandatımı, sonra hep birlikte toplarız. Tamam, şaka ettim. Neyse, ben savunurum Orçu'yu. Sen benim yanımda dur. Sağ ol Cimbom'cim, canım arkadaşım. Oh, muhabbetinize yani. Kızmayın ona. Sevdiğine sahip çıkıyor. Aşkının peşinden gidiyor. Bıkmadan, usanmadan onun için uğraşıyor. Hem de öyle bir anda silmiyor yani. Aa, aferin kız sana Cimbom. Çirkinsin, minikinsin ama zeki kızsın. Gerçi zeki olmasan iki erkeği bir daha nasıl idare edecektin? Vazgeçtim trafo, sen de al onu. Tamam, şaka ettim, şaka ettim. Bir şey söyleyeceğim. Şimdi Ali, senin böyle cool gibi takılıp böyle özlü sözler söylemeni falan, bunlar etkileniyor mu yani? Ya etkilenmez mi kızım, etkilenmez mi ya? Aşık oluyor da az kalsın. Gerçi bana aşık o biliyorsunuz ama sizin gibi varoş arkadaşlarım olduğu için benden uzak duruyor. Görün bak, sizin için ben nelere katlanıyorum be, nelere katlanıyorum. Madem senin bu cool olma olayı tuttu, devam ettirsene oğlum. Aferin kız sana Salça. Gel, vallahi yemin ediyorum aferin. Bakın görün ha, aramızda ikon canlarla sevgili olan iki kişi var. Güzel fikirler de bu iki kişiden çıkıyor. Siz varoşlar şimdi. Hiçbir şey çıkmıyor sizden. Neyse o zaman, ben de sana cool olmanın bir diğer metodunu söyleyeyim. Ama hadi seni, seni bak çok merak ettim. Şimdi heyecanlandım, gerçekten heyecan yapmışsın. Gerçekten çok heyecanlandım. Hadi seni lütfen, 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 hadi. Heyecanlıyım ben, hadi seni. Bak şimdi cool erkekler hep böyle ufuk çizgisine bakarak konuşurlar, öyle yürürler. Hiç böyle önlerine bakmazlarmış. Ya ki ben bu zamana kadar çizgimi hiçbir zaman için bozmadım. Ama Alice için ufuk çizgisine bakarak yürüyebilirim. Mahmet'im, Mahmet'im ha. Orşu yamuk yamuk yürüme ya, düzgün yürü, şimdi yere düşeceksin. Hiç boşuna şey yapmayın. Benim cool'luğumu bozamazsınız. Siz benim cool'luğumu ve mutluluğumu kıskanıyorsunuz. Cool erkek. Oğlum dikkat et ha. Acı günlü bak lan. Lan düştü. Düştü. Orca. Ulan yavrular. Yardım edin bana, yardım edin. Orca iyi misin? Kıza nasıl yağmamı bekliyorsun ya? Kanıcan çok çıkır demiştim. Yemin ediyorum benim ayak kokumu bastırır bu ölçüye. Yardım edin lütfen. Valla ben ellemem. Ya valla ben de ellemem abi. Çok kötü kokuyor ya. Orçu kusura bakma ama ben de bu topa giremem. Kamila, siz beni iplemiyor musunuz ha? İplemiyor musunuz? İpleyelim mi? İp getirelim mi? Yine ya. Yine. Beni bırakıp yere gidemezsiniz oğlum. Şşş. Bana bak! Ulan pissin Kamil! Kamil pissin! Yeni gizliler oldu hep onların eti! Kuğular dikmiş, kuğular dikmiş! Hobuk çizgisine bakacağım diye diye! Kırılacağım sen çıkmıyor musun? Çekilin gizliden! Vallahi Orçacığım şu an hakikaten çok ***'dan bir hale düştün ya. Yeni çizgini! Ne gidiyorsunuz? Şşş! Gitme! Beni salama bana! Nereye gidiyorsun? Gitme! İnsan arkadaşını bırakıp gider mi? Lütfen yardım edin! Lütfen! Cimbom! Yardım edin! Yardım edin!
Saçlar biraz biraz hale yola girmeye başlamış. Fakat eteklerimiz hala çok kısa, kısa ve Damla sen de maşallah irtifadan inmemişsin canım. Hocam eteğin uzama payı yok ki ama yani. Mütemadiyen dönüp dolaşıp aynı mevzuya geliyoruz kızlar. Madem ki siz bu etek boyu mevzusunu çözemiyorsunuz, o vakit ben çözeceğim. Siz çözeceksiniz hocam. Şöyle çözeceğim. Bu görmüş olduğunuz kalemle bacaklarınıza muhtelif ebatlarda kıl ve tüy çizeceğim. Böylece erkekler sizden uzak duracak. Aha, başlıyoruz. Hop, 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 hop. Şöyle, şöyle. Şuraya da ben yaptım. Çok güzel. Yani hocam, yani siz baya böyle adı düşmanı kızlar yaptınız ya. Hani baya kızlığımdan utanıyorum ya. Bu ne ya? Damla, konunun özünü kaçırıyorsun. Bizim amacımız ne? Erkeklerin bacaklarınıza bakmasını engellemekti. Engelledin mi? Çok güzel. Konu kapandı mı? Kapandı. Hadi bakalım, hoşça kal. Ay 40 yılın başı bir tane sevgili buldum adam gibi. O da bu kılları görünce bir daha. Ay aşkı toşku. Yani beni hoca böyle kıllı yaptı. Yoksa ben böyle değildim. Yani sen beni böyle de sever misin? Kıllı kıl sever misin ha? Ya sen rahat ol aşkım ya. Biz bacaktan sevmedik ki, yürekten sevdik ya. Eğer benim adım Etkin'se, Van'dan Kars'a, Jüpiter'den Mars'a bu işin kökünü kazıyacağım. Tamam mı arkadaşlar? Ne yapayım? Naturan böyle arkadaşlar. Gel bakayım. Anne, bak hazır çocuğun yanında hiç kimse yok. Hadi git özür dile. Sen Gülcük, bak fırsat bu fırsat. Bak orada yalnız başına oturuyor. Hadi git şu özür dileme işini çözün. Hadi. Allah Allah, ne bu ya? Niye üstüme geliyorsun hem? Gel gel üstüme bu kadar. Hani böyle apartmanda ziller çalınıp kaçılacak. Çocuk gibi hissediyorum kendimi ya. Ay saçmalama anne ya. Sen demedin mi bana çocuktan özür dileyeceğim tamam diye? Dedin mi? Demedin mi? Dedim galiba. Galiba mı? Galiba mı? Songül vallahi sana bunu yakıştıramıyorum ya. Hiç yakıştıramıyorum ya. Çocuk şurada oturuyor tek başına. Git özür dile ve bu işi çözümle. Hadi bak bekliyor orada. Hadi. Ben dilemeyeceğim mi dedim. Allah Allah. Allah Allah. Anne bak hadi çocuğun yanına kimse gelmeden git de özür dile. Hadi anne ya. İyi tamam tamam. Gideyim gideyim. Geç kızım geç. Geç. Hadi. Hadi ya. Hayırdır Songül teyze? Bir şey mi oldu? Yok yok. Ne olsun ki? Bir şey yok. Yani ne bileyim. Belki benimle konuşmak istediğin bir şey vardır. Konuşmak istedim. Yok. Konuşmak istediğin bir şey falan yok mu? Ha, yani eğer olur da bana bir şey söylemek istersen, konuşacağım bir şey varsa yani ben dinlerim o bakımdan. Yok. Düşündüm, yok. Ben şey zannettim, yani buraya geldiğinize göre belki dedim hatasını falan anlamıştır dedim. Hata? Kim? Ben? Hata? Ha 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 ha. Bak bir tane daha yapacağım. Ha 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 ha. Yani insan hata yapabilir tabii de önemli olan bu hatayı anlaması, anlayabilmesi. Sen anlar mıydın hatanı? Ben anlardım herhalde. Hele bir de üstünden böyle zaman geçince insan daha iyi anlayabiliyor hatayı. Ne yapardın? Ne yapardım? Özür dilerim. Nasıl dilerdin? Nasıl dilerdim? Ben bir hata ettim, özür dilerim. Bravo, sen bu hata için ve özür için çözmüşsün zaten. Sen kendi kendine benim yerime özür dilesene kendinden. Tamam, dileyim. Mert'cim, Songül teyzen senden özür diliyor, kabul ediyor musun? Bir es. Edeyim bari. Bitti bu kadar, harika bak. Çok güzel oldu. Ne güzel kendi kendine özür diliyor. Aferin sana be, aferin oğlum benim. Aferin, aferin canım benim, aferin. Ne demek Songül teyze, yani büyüklere yardım etmek bizim en büyük görevimiz biliyorsun. İşte bu, işte bu. Hadi otur sen çayına devam et. Otur çocuğum, otur. Hadi derslerine iyi çalış, tamam mı çocuğum? Hadi, hadi. Yavaş olun, giremezsiniz.
Açam. Ne oluyor ya? Hocam çok geçmiş olsun. Ay.